2020 yılında kurulmuş olan Antalya'nın Kınık ilçesinde meyve ve sebze sektöründe hizmet veren bir işletmedeyiz. Firma meyve ve sebze paketleme konusunda müşterilerine en iyi kalite, en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürmekte. Firmanın amacı çiftliklerden gelen ürünleri güvenilir ve kaliteli şekilde müşterilerine ulaştırılmasını sağlamaya çalışmak. İşletme hızla büyüyen kurumsal yapısıyla sektöründe en iyi olma yolunda hala ilerlemekte. İşletme kadın işçiler konusunda da istihdama önemli katkılar vermekte, toplamda 35 kişilik personelin 30'u kadınlardan oluşmakta. Şimdi mikrofonu işletmenin yetkilisi Gürol Avar'a uzatıyoruz. Muğla Fethiye doğumluyum. Fethiye Limas'tan 1980 doğumluyum. 2006 yılında Kınağa, Kaş Kınağa geldim. 2022 yılında burayı faaliyet olarak devreye aldım. Buraya geçmişim ilk işçilikten, şoförlükten, ayakçılıktan bu seviyeler geldim. Çekirdekten yetiştiniz. Evet, ciddi bir emek verdiniz sanırım. 15 yıldır emek veriyorum. 15 yıldan sonra hedefimize yavaş 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 yükselmeye doğru gidiyoruz. Hani bir tabir vardır, tırnaklarınızı kazıya kazıya bu noktalara geldiniz. İnşallah daha da iyi. Buradan duyuyorsunuzdur. Buradan çünkü keyifli gözüküyor. Evet. Zordur bunu başarmak. Bu konuda tebrik ediyoruz size. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi 2020 yılında startı verdik, başladık burada. Evet. Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız burada bize? Burada yaş sebze ve meyve üzerine çalışıyoruz ağırlık. Yurt dışı çalışıyoruz. Ağırlık domates, biber, çeşitlerimiz bunlar. İhracat üzerine çalışıyoruz. İhracat bölgemiz genellikle Rusya, Polonya, Romanya, Ukrayna, Moldova, diğer ülkelerde Avusturya, Almanya, bunlara faaliyet gösteriyoruz. Biraz arz talep meselesi sanırım. Evet. Türkiye piyasası da var sanırım. Bu sene Türkiye piyasası güzel, fiyatlarımız güzel. Evet. Mallarımız da kaliteli, güzel. Şu anda bir sıkıntı, problemimiz yok. Evet. Bu başarının sırrı nedir Gürol Bey? Zor bir iş yapıyorsunuz, sağlık işi aynı zamanda. Bu başarının sırrı kalite, dürüstlük, disiplin, her şekilde yürüyor. Her şeyin başı dürüstlük ve kalite. Ve yapılan işin de, ürünün de arkasında durmak lazım. Aynen, arkasındayız. Ve sevmek de lazım. Zaten sevmesek bu işi yapamayız. Gönüllü bu işe başladık. Gönüllü bu işi yaptığımız için şu anda gönüllü bir şekilde devam ettiriyoruz. İnsan ne iş yaparsa yapsın, sevmeli. Severek yapacak. İnanmalı. Evet, severek yapacak, gönüllü yapacak. İş kendinden oluyor. Geliyor yani. Evet, diyorsun. Ama bir tabir vardı, sevmediğin iş kolay kolay olmaz. Bir yerde biter zaten. Biter. Ya da sadece bir ticari anlayış olursa o da biter bir tabii, yerde. Tabii. Bunu da söyleyebiliriz. Aynen, bu konudaki öyle. Mesela sizin farkınız, siz önce hizmet diyorsunuz. Biz önce hizmet. Sonra da zaten kalite. Hizmet yapınca da ticaret de geliyor zaten. Aynen. Hizmet, kalite oldu mu gerisi yavaş yavaş oluyor. Evet, ne güzel, kendi yemediğinizi de hiç kimseye göndermiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Zaten ürünlerimiz genellikle kaliteli, tarım ilçe kontrollü. Ha, kontroller tabii, de tabii, tarım ilçe kontrollü. Zaten tarım ilçe onay vermeyen ürünü gönderemiyoruz. Günlük yapılan araçlarımızda her parti partiye gelir, tarım ilçe onayını verir, analize göndeririz, analizini alırız, analiz raporu temiz çıktığı an üretimi göndeririz. Evet, ve en güzel üretim var. Var. Bizim ihtiyacımız var buna, yani ülke olarak buna ihtiyacımız ülkenin var. Ülkenin genelinde var. Üretim her zaman başta gelen bir şeydir. Üretim olmayınca hayat olmaz. Üretim şart. Kesinlikle. Peki. Personel kadronuz, bu iş ekip işi, ekip olmadan da çok zor çünkü. Personel kadromuz 30 tane aşağıda paketlemede personelimiz var. Genel olarak 35 kişi çalışıyoruz. 30 tane bayanımız da tezgahımızın başında günlük bir araba, 1,5 araba mal yapıyoruz. O kadın istihdamı daha ağır. Evet. O ne güzel, burada da önemli bir konuya değindiniz aslında. Evet. Mutlu oluyorsunuz tabii bu mutluyuz, istihdam tabii. Sayınızdan da. Tabii, onlara mutluyuz. Vesile olabilmek. Mutluyuz. Hem bir iş kaynağı, hem bir gelir kapısı. Evet. Her yönlü iş imkanımız var. Evet. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki Gürol Bey? Şu şöyle bir geriye hedef, dönüp bakın. Geriye bakarsan hedeflediğim yere daha ulaşamadım. Daha da ulaşmaya düşünüyorum. Daha da azim, hırsla devam etmeyi düşünüyorum. Tabii hepsi zamanla olabilecek tabii. Şeyler. Hani birden de olmaz. Şöyle bakıyorum, geçmişimden bugüne kadar arada bir epey bir emek sarf ettik. Ne mutlu bugünümüze, bu seviyeler gelebildik. Çok hızlı geçti. Daha da düşünüyoruz. 15 yıl dile kolay. 15 yıl ama dün gibi. Gözün açık kapatıcısı geliyoruz. Bir de siz tabi şunu da fark ettim ben size röportajdan önce biraz sohbet ettim. Siz geldiğiniz noktayı unutmamışsınız. Biz, ben bu konuya dair bir parantez açmak istedim. Biz geldiğimiz noktayı unutsaydık bu hale gelemezdik. Evet. Yarı aç, yarı tok, yarı işsiz, yarı işli. Evet. Ne mutlu ki bu halimize gelebildik. Her zaman sizlere bekliyoruz. Malınızın en değerli şekilde, kaliteli bir şekilde üretimine devam edin. Biz her zaman almaya hazırız.